Merhaba Alfa Reis takipçileri. Kaldığımız yerden son hero ile devam ediyoruz. Bu hero ADC sınıfı, yani nişancı sınıfı oluyor arkadaşlar. Korsan dediğimiz Pirvite mıdır nedir? O var işte. Ondan sonra bu hero nasıl bir hero? Birincisi, mermi bittiği zaman şu 6 tane yazan sağ alt tarafta IP'nin sağ tarafındaki 6 tane bittiği zaman 4. skill ile onu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında 3. skill'i düz sürekli vuruş, 1. skill'i alev hasarı veriyor karşı tarafa, R skill'i shot atıyor, ultisi zaten kuş çağırıyor diyeyim size, papağan çağırıyor karşı tarafa. Şimdi hemen Kaan'ın yanına geçelim. Bunlar benim oynayamadığım sınıflar da, ben büyücü ADC sınıflarıyla pek oynayamıyorum. Şimdi düelloya atalım Kaan'a. Gördüğünüz gibi 4'e düştü, buna basınca up doldu. Bu hero biraz şans işi. Nasıl şans işi? Şimdi bunun 4. skill'i 1-3 yapınca 4 değişiyor, farklı bir skill oluyor. Hani biraz açıkçası bu hero şans işi. O geldiği zaman fazla vuruyorsunuz, gelmediği zaman açıkçası fazla vurmuyorsunuz. Şimdi bir gelir halini gösterebilirsem size düelloda. Geldi. 4. skill'i attık. Şimdi bir kere daha gelirse Kaan zaten düşecek yani. Diyorum yani şans işi bu hero. O da 4. skill transform olmadığı sürece, yani dönüşüp de flag shot'a dönüşmediği sürece bilin ki az vuracaksınız. Yani çok vuramazsınız ama shot'a dönüştüğü zaman dediğim gibi fazladan bir vuruş daha sağlıyor size. O zaman da tabii ki fazladan vuruyorsunuz. Hala daha dönüşmedi yani, gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde büyüyor son hero. Yeni hero gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Belki gelir, belki gelmez. Yani bütün hero'ları zaten tanıttık, gösterdik, neler yapabildiğini söyledik. Şimdi kısaca son video olduğu için hero'larla ilgili şöyle söyleyeyim. Warrior ilk başlarda sizi kasacak bir hero. Mage Ranger'ı açana kadar uzaktan size vuruş sağlayacak bir hero. Onun dışında Rogue'ye eğer Guardian almadıysanız bu üçü zaten kalıyor. Bu üçünden Rogue ile PvP'de takılabilirsiniz. PvP atabilirsiniz seviyeniz uygun olanlarla. Bunların dışında Paladin, Mockumaker, bunlar support hero'su. PvP'de pek fazla bir şey yapamıyorlar. Bunu kesmesi o kadar zor değil. Rogue ile çok rahat kesiliyor. Berserker tamamen savaş üzerine kurulmuş bir hero. Yani kesmesi gerçekten çok zor bir hero. Güçlü bir hero. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.